Merhaba arkadaşlar, Efes Stüdyo Bilgilerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle otomasyon konusunu işleyeceğiz. Otomasyonlar nedir? İlk önce onunla başlayalım. Otomasyonlar programda bizim yerimize düğmeleri, faderları, açma kapama düğmelerini oynatan, çalıştıran araçlardır. Buna neden ihtiyacımız var? Çünkü malum bir elimiz ve bir mouse'umuz olduğu için biz sadece belirli sayıda düğmeyi oynatabiliriz. Bunların çoğu zaman içerisinde oynatılması gerekiyor, kapatılıp açılması gerekebiliyor veya çeşitli güzel eşsiz efektler yaratabilmek için aynı anda 5-6 düğmeyi birden oynatmak gerekebiliyor. Bunun için ise otomasyonu kullanıyoruz. Yani basit olarak yaptığı şey, örneğin bu loop için konuşursak, buradaki volume düğmesini benim yerime açacak. Tam olarak aslında görevi bu. Bu bizim işin inanılmaz bir kolaylık oluyor. İnanılmaz bir rahatlık sağlıyor. Böylelikle biz bunu şarkı boyunca istediğimiz zaman açıp kapatıp işte farklı efektler ekleyerek onları uygulatabiliyoruz. Peki gelecek olursak diğer konuya, otomasyon nasıl oluşturulur? Şimdi otomasyon oluştururken birçok şeyi göz önünde bulunduracağız. Yani zor bir tarafı yok. Sadece şöyle bir ayrımı var. Bir element diyelim. Yani bu elementin içinde sesler, işte pluginler de dahil. Bir element Eiffel'in kendisine aitse çok kolay bir şekilde otomasyon oluşturulabilir. Direkt sağ tıklayarak otomasyon oluşturabiliriz. Örneğin buradaki loop için konuşalım. Tıkladım iki kere ve ses düğmesini buldum. Sağ tıklayıp Create Automation Clip dediğim zaman bu kısımda otomasyon direkt oluşur. Bunda herhangi bir sıkıntı yok zaten. Eiffel'in kendi pluginleri için konuşacak olursak, örneğin Flex olsun, herhangi bir düğmeyi yine sağ tıklayıp Create Automation Clip diyerek otomasyon oluşturabilir. Burada sıkıntı olan kısım neresi? Eiffel'in kendi elementlerinde hiçbir problem yok. Ama konu bir üçüncü parti bir plugin'e geldiği zaman, Serum gibi, işte o zaman sıkıntı oluyor. Evet, burada mesela ben buradaki düğmeyi oynatmak istiyorum. Sağ tıkladığım zaman Serum'un kendi menüsü açılıyor. Bu birçok plugin'de bu şekilde. Eğer sistemin kendi sağ tık menüsünü kullan demedikleri sürece her plugin'in kendi menüsü, kendi ayarı bulunacaktır. Çok nadir bazı plugin'lerde yaşanıyor zaten bu konuda. Peki biz bunu nasıl otomasyon oluşturacağız? Bu da çok basit aslında. Burayı oynattıktan sonra biraz şu üst taraftaki düğme işaretine gidiyorum. Buraya sağ tıklıyorum ve burada ismini görüyorsunuz zaten. Serum Filter Cutoff yazıyor. Ve artık Create Automation Clip yazısı benim için aktif edilmiş durumda oluyor. Buradan direkt yapabilirim. Veya bunun için ikinci bir seçenek var. O da Current Project sekmesi. Eski sürümü kullanıyorsanız burada en üstte bulunuyor. Yeni sürümde de direkt şuradan Project sekmesine basabilirsiniz. Buradan neye basacağız otomasyon oluşturmak için? Ne koyduysak. Biz üretici koyduk. Generator koyduk. Basalım. Bakın Flex burada gözüküyor. Serum da burada. Serum buradan tüm düğmelerine ulaşabiliyorum. Hepsine. Ben Filter Cutoff'u oluşturdum. Doğal olarak buradan Filter Cutoff'u bulup sağ tıklayıp Create Automation Clip diyebilirim. Hızlı bir şekilde böyle otomasyon oluşturabilirsiniz. Burası eğer zaten sizde açıksa bunu rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bir diğer seçenek ise Add menüden yapılıyor. Buradaki yukarıdaki Add menüsü, ekleme menüsü var. Buraya bastığım zaman burada Automation for Less Tweaked Parameter yazısını göreceksiniz. Yani son etkileşime geçilen düğmenin parametresini, yani otomasyonu oluşturuyor. Serumsa serum, işte flexse flex, bu hiç fark etmiyor. Ve otomasyonlardan bahsederken şu oluştururken şundan bahsetmemiz lazım. Otomasyonlar, siz eğer bir yer seçmezseniz özellikle parçanın uzunluğu ne kadarsa o kadar uzunlukta olacaktır. Yani örneğin buraya bir tane de koyalım. Bu arası boş bile olsa şarkı nereye kadar gidiyor? 27. bara kadar gidiyor. Otomasyon oluşturduğum zaman bu 27'ye kadar gidecektir. Bunu özelleştirebilir miyiz? Elbette. Özellikle gelip sağ tıkla bir loop alanı seçerseniz buradan ve Automation Clip derseniz sadece bu kadarlık bir otomasyon oluşturulur. Bu aslında çok da oldukça basittir. Peki nereye oluşturulur? Siz bunları özellikle şöyle bir olay vardır. Hemen göstereyim. Basit bir sample bulmak istiyorum. Ve buradan. Bu aynısı olacaksa. Ve bu ikiymiş. Tamam. Örneğin bunu.
Bunu bu kısma bırakırsanız hiçbir bağlantı olmaz. Ama buraya üzerine bırakırsanız ve audio tray'i seçerseniz bu bağlantı yapılmış halidir seslerin. Yani hem miksere gönderilir, hem burada olur, hem de bir düzen halinde ilerler. Şöyle ki ben buradan otomasyon oluşturursam ilk boş bulduğu playlist kanalına bunu oluşturacaktır. Ama eğer bağlantılı bir ses kullanıyorsam Create Automation Clip dediğim zaman altına bir grup oluşturacak ve otomasyonu oraya koyacaktır. Bu da otomasyonun yerleşimi açısından değerlidir bizim için. Şimdi bunu kaldıralım. Peki gelelim diğer konuya. Otomasyonu nasıl sileriz? Yani oluşturması kadar silmesi de bazen sıkıntılara neden olabilen bir durum. Bu otomasyonu buradan tabii ki direkt silmeniz hiçbir işe yaramaz. Gelip buradan silmeniz gerekiyor. Şöyle yapalım mesela. Ve buradan silelim. Hiçbir sıkıntı yok değil mi? Kesinlikle. Yeni sürümlerde bu sıkıntı yok zaten. Ama eski sürümlerde şu sıkıntı başınıza gelecektir. Ben bunu özellikle şu an sıkıntı yaşansın diye ayarlayacağım. Şu an oynuyor. Ben bunu sildiğim zaman komple bakın sona çekiyorum, şarkıyı başlatıyorum, düğme başa dönüyor. Bu olayı hatırlamasından dolayı kaynaklanır Efe'nin. Düğmeleri özellikle belli bir konuma sürekli başlatabilmek için, geri alabilmek için kullanılan bir özellik. Initialized olarak geçer. Bunu kaldırmak için iki seçeneğiniz var. Eski sürümler için konuşuyorum. Yeni sürümlerde bu zaten aktif değil otomatikman. Birincisi yine Project kısmına geliyorsunuz. Initialized Controls kısmına geliyorsunuz ve buradan şu an neredeyim? Davulların kanal volümünü sileceğim. Delayed Event dediğiniz zaman bu sorun çözülür. Bakın çözüldü. Bunu bir daha oluşturup bir daha yenilemem lazım. İkinci ve kalıcı bir çözüm olan çözümü gösteriyorum şimdi. Options'a geliyoruz. General Settings'e geliyoruz. Buraya geldiğiniz zaman şu an yeni sürüm olduğu için burada Initialize Controls Automatically yazıyor ve tiki kapalı. Eski sürümlerde Don't Initialize Controls Automatic de diyor ve seçili değil. Bunu seçmeniz lazım eski sürümlerde. Yeni sürümde de bunun kaldırılmış olması lazım. Tam zıttı yani aslında. Bu da otomasyonu silmek için size çözümler. Yeni sürümde ayrıca bu Initialize Control olayını direkt sağ tıklayıp Delete Initial Value diyerek kaldırabiliyorsunuz. Böylelikle otomasyonu sildiğiniz zaman gerçekten de bu değerler tamamen silinmiş oluyor. Bir sonraki konuya gelelim. Otomasyonlarla çalışma konusu. Otomasyonu oluşturduğumuz zaman burada ilk bahsetmem gereken şeylerden birisi otomasyonun Clip Focus menüsü. Clip Focus'lar şurada bulunur ve her bastığınız farklı klip için farklı alt ayarlar çıkar. Buradaki Clip Focus menüsünde bir step bir de slide olayı bulunur. Slide bir noktayı kaydırdığın zaman öbür noktanın da onunla beraber sağa doğru ilerlemesini sağlıyor veya sola doğru. Bunu kapatırsanız noktayı rahatça hareket ettirebiliyorsunuz. Step ise bizim bunları kalemle çizmemizi sağlıyor. Böylelikle direkt çizerek bir otomasyon oluşturabiliyoruz. Bu nokta sayısı arka plandaki grid'in çalışmasına göre çalışıyor. Yani şuradaki grid olayını none yaparsam daha fazla nokta ve de daha ince ayar ekleyebilirim. Ama burayı line yani çizgi bazlı yaparsam sadece çizgilere göre oturacaktır. Clip Focus bu kadar buranın. Otomasyonlar iki nokta ve bir eğim noktası ile gelir. Bir başlangıç ve bir bitiş noktası var. Bu başlangıç ve bitiş noktaları sizin bu tuşu hangi değerde başlattığınıza göre değişecektir. Yani örneğin bunu sildiğimizde ve ben burayı %40'da başlatırsam bu noktaların her ikisi de %40'ın üzerinde olacaktır. Aynı şekilde %80'de başlatırsam da 78'de bunlar 78'in üzerinde bulunacaktır. Buraya daha fazla nokta ekleyebilmek için sağa tıklıyoruz. Böylelikle bir eğim noktası daha oluşuyor. Şöyle yaptığım zaman bu noktayı aşağı çektiğim zaman gördüğünüz gibi eğim noktasını tam anlamıyla görebiliyorum. Bu eğim noktası bu düğmenin bir anda hızlanıp sonra yavaşlayacağını mı yoksa yavaş başlayıp bir anda hızlanacağını mı değiştiriyor? Ve bu aradaki eğimi türünü değiştirebiliyoruz biz. Noktalara sağ tıkladığımız zaman karşımıza bir menü çıkıyor. Buradan bu noktayı silebileceğimiz bir tuş var. Ayrıca şu alt kısımda aradaki eğim türünü değiştirebileceğimiz bir bölüm de var. Örneğin ben burayı stairs yaparsam ve buradaki şeyi değiştirirsem aradaki eğimin merdiven şeklinde olduğunu görebilirsiniz. Bu her zaman yaptığınız hamle sol taraftaki bölüm için işliyor. Ona da dikkat etmek lazım. Yani ben buraya tıkladığımda ve
farklı bir mod seçtim de bu şu kısmı, yani sağ tarafı etkilemiyor. Sadece sol tarafı etkiliyor. Buradan aynı zamanda bir değeri kopyalayıp başka bir düğmeye bu değeri yapıştırabilirim. Ve aynı zamanda type in value diyerek kendim bir değer girebilirim. Bu değerler hala düzeltiliyor. Şu an %70 olan bir değeri örneğin 0.70 olarak girmeniz lazım. Bunlar yakında düzeltilecek. Tek tek ilerleniliyor bu konuda. Bu şekilde arayüzde çalışabiliriz. Ayrıca iki kere tıkladığımızda FSTUDIO'nun yeni sürümlerinde olan otomasyon menüsü karşımıza çıkıyor. Bunun faydaları çoktur. Genelde çok kullanılmaz ancak şöyle bir faydası var özellikle anlatmak istediğim. Burada ben noktaları çoklu olarak seçmeye çalıştığımda seçemem. Sadece klipleri seçebiliyorum burada. Ama bu menüde kontrol tuşuna basıp seçersem toplu olarak bu noktaları oynatabiliyorum. Tabii ki burada step ayarı olmadığı için direkt aşağıdan seçmeniz gerekiyor. Direkt step yazmadığı için. Noktaları böylelikle rahatça kaydırabiliyorsunuz. Aynı şekilde kalem, oturtma ayarımız ve step, daha doğrusu şuradaki slide olayı burada mevcut. Aşağı tarafta da bu otomasyonun bağlı olduğu tuşları görebilirsiniz. Hatta ve hatta şuradaki düğme işaretine basarsanız size bizzat oynatarak nerede olduğunu gösterir. Menüsü de bu kadar. Bunlara daha detaylı gireceğiz ama otomasyonlar bu şekilde kullanılıyor. Bundan daha fazlasını göreceğiz. En basit haliyle bu şekilde. Bizim için değerleri büyüktür. Çok etkilidir ve kullanmayı tam olarak öğrenirseniz eğer tamamen bir gizli silah aslında otomasyonlar. Böyle düşünebilirsiniz ve bunu bizim kanalımızda en detaylı haliyle göreceksiniz. Merak etmeyin, en son sürümüyle beraber en yeni haliyle görüyorsunuz. Böylelikle alt sürümleri kullandığınızda dahi tam olarak bir bilginiz oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.